İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Bugün 17 Eylül 2015 günlerden Perşembe. Günün gelişmeleriyle 4 Eylül TV ana haber başlıyor. Ben Hakan Bakar. Teröre hayır, kardeşle evet yürüyüşü için Sıhhiye Meydanı'nda toplanan on binlerce insan Ankara'da yürüdü. Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan memleketi Zonguldak'ın Beycuma beldesinde son yolculuğuna uğurlandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı birinci olağan toplantısı gerçekleştirildi. MHP İl Başkanlığı'nın bir süre önce parti binasının çatısına astığı terörü bitirmek için 400 vekil değil 400 gün yeter yazılı pankart için valilikten uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış, genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Başkent'te teröre hayır, kardeşliğe evet yürüyüşü için Sıhhiye Meydanı'nda toplanan on binlerce vatandaş Ulus'taki birinci meclise yürüdü. Teröre hayır, kardeşliğe evet yürüyüşü için Sıhhiye Meydanı'nda toplanan on binlerce insan Ulus'taki birinci meclise doğru yürüdü. Hafta başında 14 işçi ve işveren örgütünün çağrısıyla yaşlısı, genci, kadını, erkeği her kesimden vatandaş öğle saatlerinden itibaren Türk bayraklarıyla Sıhhiye Meydanı'na geldi. Araç trafiğine kapatılan Sıhhiye Meydanı ile yayalara kapatılan Abdi İpekçi Parkı ve çevresinden oluşan toplanma alanı uzman ekiplerce yapılan bomba aramasının ardından saat 15'te vatandaşlara açıldı. Farklı güzergahlardaki 7 arama noktasında yapılan üst aramasının ardından alana alınan vatandaşlara yürüyüşün tertip komitesi görevlileri tarafından kırmızı ve beyaz renkteki şapka, Türk bayrağı ile düdük dağıtıldı. Sıhhiye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar saat 16.40'da Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus'taki 1. Meclise doğru teröre hayır, kardeşliğe evet ve şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atarak yürümeye başladı. Ankara Adliyesi önüne tırla getirilen uzunluğu 1500, genişliği 7 metre olan dev Türk bayrağı yürüyüşün başlamasının ardından vatandaşlarca elden ele taşındı. Yürüyüşün en önünde aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Memursen, Türk İş, Türkiye Kamusen, TÜSİAD, MÜSİAD, Türkiye Barolar Birliği ve Hak İş'inde olduğu 14 işçi ve işveren örgütünün yöneticileri de yer aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, heyet adına yaptığı konuşmada sağduyu çağrısında bulundu. Farklı düşüncelere sahibiz ama ortak noktalarımız var. Hepimiz bu memleketin sevdalısıyız. Hepimiz bu ülkenin sevdalısıyız. Vatanımız, birliğimiz, dilliğimiz, huzurumuz, bugünümüz, yarınımız hedefteyken sessiz kalamayız. Aziz milletimiz, gün demokrasimize, birliğimize, birbirimize sahip çıkma günüdür. Hep birlikte sağduyu ortaya koyduk. Hep birlikte bugün vicdanımızın sesine kulak verdik. Bu ülkenin vatandaşı olmanın bilinciyle bir araya geldik. Bundan sonra da bu kararlı birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Zonguldak'ta şehit cenazesi vardı bugün. Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Sirenler Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Çağdaş Arslan için çaldı. Şehit Arslan'ın cenazesi dün akşam Zonguldak'ın Beycuma beldesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlandı. Baba Adnan Arslan teröristlere seslendi. "Ben daha eskimedim," dedi. Yavaş.
Şehit polis Çağdaş Arslan için Beycuma Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Annesi Bel Arslan, tabutun başında kimsenin ağlamamasını istedi. Ya benim. Çağla sakin ol. Çağla sakin ol. Çağla Arslan ağabeyini polis üniformasıyla ve selam vererek uğurladı. Şehit polisin cenazesi kılınan namazın ardından gönderildiği Karadere köyünde toprağa verildi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 1 Kasım seçimler için gerekli her türlü güvenlik önlemi alınıyor. Seçim güvenliği ile ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Selami Altınok yaptı. 1 Kasım seçimleri için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı Milli İrade'nin sandığa yansıması için her türlü tedbiri aldı. Halkımızın iradesinin hiçbir baskı ve etki altında kalmadan hür bir şekilde sandığa yansıması için hükümetimiz ve bakanlığımız bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de her türlü güvenlik tedbirini alma konusundaki çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. İçişleri Bakanı Selami Altınok, İstanbul'da kameraların karşısına geçti, seçim güvenliği için yapılan çalışmaları anlattı. Bu seçim sürecinde de sayın valilerimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimizin tam bir koordinasyon içerisinde sahip olunan bu bilgi, donanım ve deneyimlerini önümüzdeki seçimlere de yansıtacaklarına olan inancım tamdır. Yaklaşan seçimlerin ülkemizin her köşesinde huzur ve güven ortamı içinde nizasız bir şekilde yapılmasını sağlamak için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasını kapsayacak şekilde gereken her türlü tedbir alınmaktadır. 1 Kasım'da MİT, jandarma, emniyet tam kadro görev alacak. Emniyet ve asayişi korumakta görevli olanların dışında silah taşınmayacak. 26. dönem milletvekili seçimlerinde alınacak emniyet tedbirleri konulu genelge ve emirler yayımlanmış olup 81 il valimize gönderilmiştir. Oy sandıkları ve torbalar da sıkı şekilde korunacak. Bazı seçim bölgelerinde oy torbalarının intikali sırasında zırhlı araçlardan ve helikopterlerden yararlanılacak. Seçimlerle ilgili temel mevzuat, genelge ve yüksek seçim kurulu kararlarından bazılarını içeren el kitabı hazırlanmış ve valilikler ile diğer ilgili yerler dağıtımı yapılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bakanlık Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde seçim harekat merkezleri oluşturulmuştur. Sivas'ta gerçekleştirilen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında Kalkınma Kurulu Başkanlığı seçimi de yapıldı. Buna göre Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Salih Karacabey, Kalkınma Kurulu Başkanı, Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise Kalkınma Kurulu Başkan Yardımcısı seçildi. Sayın Mahir, Sayın Kalkınma Kurulu Başkanı. Kısa da oran olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı birinci olan toplantısı gerçekleştirildi. Elimizdeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Alim Barut, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Hocacık, Oran Kalkınma Kurulu Başkanı Kamil Taşçı ile Oran Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Oran Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sivas Valisi Alim Barut, ajans faaliyetleri ve yıllık iş denetim raporları ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Enerji ve çevre olmak üzere 4 farklı alanda bölgemizde raporlama çalışmaları sizlerin katkılarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu alanlarda hazırlanan raporlar ile Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin sorunları belirlenmiş ve çözüm önerileri ortaya konarak eylem planları oluşturulmuştur. İllerimizin kalkınma adına oluşturulan eylem planlarının uygulanmasında ajansımız tarafından titizlikle takip yapılacaktır. Bu vesileyle karar alıcıları ve tüm ilgililerin istifadesine sunulan rapor sonuçlarının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Sonrasında konuşan Kalkınma Kurulu Eski Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Hocacık ise 2013 yılında başkanlığa seçildiğini ve görevini titizlikle yürüttüğünü kaydetti. Siz değerli katılımcıların oylarıyla 2013 yılında başkan olarak seçildiğim bugüne kadar elimden geldiğince titizlikle bu görevi yerine getirmeye çalıştım. 2015 yılında Nisan ve Haziran aylarında Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta ilk kurul toplantıları yapıldı. Orada
Bu çerçevede öneriler, tavsiyeler konuşuldu. Yine il ziyaretleri yapıldı. Orada da oluşan tavsiyeler, öneriler hepsi ajans başkanlığımıza iletildi. Onların yol haritasının oluşmasında katkı sağladı. Daha sonra Kalkınma Bakanlığı Avrupa Birliği Sosyal Uyum Daire Başkanı Erol Oktamış da kalkınma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakanlık olarak bize merkezden baktığımızda kendimiz ulusal kalkınma planı olsun ve bölgesel gelişme ulusal stratejisi olsun temel stratejileri hazırlıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgelerimizin kalkınması için çalışıyoruz. Üniversitelerimize baktığımızda üniversitelerimiz kendi bölgelerinde en temel fonksiyonu eğitim ve sonrasında da teknokentler olsun, sanayi ile işbirliği olsun kendi bölgelerinin kalkınması için çalışıyor. Konuşmalar sonrasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı eski kurul başkanı Faruk Kocaca, Vali Alim Barut plaket takdim etti. Açılış konuşmalarının ardından Orhan Genel Sekreteri Kamil Taşçı da 2014 yılı ajans faaliyetleri ve iş denetim raporları ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın 1500 ile 2010 dönem arasındaki gelişmişlik seyri gösteren bir gösterge. Kişi başı gelir üzerinden gelmiş bir çalışma, Medisa'nın yapmış olduğu bir çalışma. Coğrafyamız büyük savaşlar dışında, dünya savaşları dışında, darbe dönemleri dışında yükselen bir trend eğiliminde kişi başı gelir bakımından. Kalkınma sürecimiz iyi gözüküyor diyebiliriz aslında. Ama bu büyüme performans tek başına bir anlam ifade etmiyor. Tek başına bir dünyada biz yaşamıyoruz. Türkiye olarak, bölge olarak, yani Kayseri'nin bugünkü rakipleri Ankara, İstanbul, Mersin değil. Konuşmaların ardından oylamaya geçilirken Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Salih Karacabey, Kalkınma Kurulu Başkanı, Sivas Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise Kalkınma Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Milliyetçi Hareket Partisi, Sivas İl Başkanlığı tarafından parti binasının çatısına terörü bitirmek için 400 vekil değil, 400 gün yeter yazılı pankart asıldı. Valilik, il başkanlığından pankartın kaldırılmasını istedi. MHP İl Başkanlığı bir süre önce parti binasının çatısına terörü bitirmek için 400 vekil değil 400 gün yeter pankartı astı. Dikkat çeken pankartın ardından Sivas Valiliği pankartla ilgili kaldırılması uyarısında bulundu. Sivas Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü'nün imzasıyla gönderilen yazıda 1 Kasım seçimleri nedeniyle propaganda döneminin başlangıç tarihinden bitimine kadar uyulması gereken usul ve esasların yer aldığı ilan ve reklam yerleriyle ilgili yasaklar başlıklı yazıya dikkat çekildi. Valiliğin bu tutumuna tepki gösteren MHP Sivas İl Başkanlığı ise savunma olarak ilan ve reklam yerleri başlıklı maddelerle gerekli cevabı vereceklerini ifade etti. Sayın Valilik makamımıza dilekçemizde bu maddeyi göstererek itirazımızı yapacağız. İtirazımızın sonucunu bekleyene kadar da pankartımızı indirmeyeceğiz. Karar gereği bu pankartı asmakta serbest olduklarını belirten MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Taşçı, karara itiraz ettiklerini bildirdi. Pankartımızı kesinlikle kaldırmayacağız. Valilik makamına da dilekçemizi hazırladık. Genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler 30 Eylül tarihine kadar Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'ne başvurarak gelir testi yaptırmak zorunda. Genel sağlık sigortası borcu bulunanlar ise yapılandırma için 2 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvurmalı. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış düzenlediği basın toplantısında vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak gelir testini vaktinde yaptırmalarını istedi. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış, genel sağlık sigortası prim borcu bulunanların yapılandırılması ve diğer güncel konularla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bilindiği üzere zorunlu genel sağlık sigortası 5510 sayılı kanunun 60. maddesinde tanımlanmış 1-1-2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu İl binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kayış, sözlerinin başında şehitlerimizi rahmetle anarken kederli ailelerine de başsağlığı diledi.
Kayış 1 Ocak 2012'de yürürlüğe giren zorunlu genel sağlık sigortasının er ve erbaş ve hükümlüler dışında Türkiye'de ikamet eden yabancılar dahil herkesi kapsadığını bildirerek hak sahiplerinin hiçbir şarta bağlı olmaksızın sağlık hizmeti aldığını kaydetti. Kayış bu kanuna tabi olan sigortalıların biriken prim borçlarının yapılandırılması için yapılacakları şöyle anlattı. 6552 sayılı torba yasal ile birlikte genel sağlık kapsamında olan vatandaşlarımızın bu genel sağlıktan dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerini yapılandırması için önümüzdeki Kasım'ın ikisinde yani 02-011-2015 tarihine kadar kurumumuza bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları halinde yapılandırmaları yapılacaktır. Yani taksitlendirmeler yapılacaktır. Ama bunun dışında en önemli husus, hiç gelir tespitine başvurmamış ise bu vatandaşlarımız bu ayın yani 30.09.2015 tarihinde bu tarih başvurma süresi sona eriyor. Kayış genel sağlık sigortası prim borçlarının peşin ödenebileceği gibi 18 taksitte yapılabileceğini söyleyerek peşin ödemelerde sadece ana paranın tahsil edildiğini, taksitte ise TEFE ve TÜFE uygulanacağını ifade etti. Kayış gelir tespitinin nasıl yapıldığı hakkında da bilgi verdi. Gelir tespitinde aile içindeki kişi başına düşen gelir, eğer asgari ücretin 1/3'ünden az ise bu kişinin sigorta primi devlet tarafından karşılanmaktadır. Diğer bir adıyla yeşil kart kapsamında sağlık hizmeti almaktadır. Eğer aile içerisindeki gelir asgari ücretin 1/3 ile asgari ücret arasında ise bu kişiye aylık 50.94 TL sağlık primi tahakkuk edecektir. Aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesinin yürürlükteki asgari ücretle asgari ücretin 2 kat arasındaki bir rakamsa 152.82 ve asgari ücretin 2 katından fazlaysa 305.64 lira prim ödeyeceklerini belirten Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Kayış, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşa güzel imkanlar sağladıklarını vurguladı. Vatandaşın da bunun çok iyi takip etmesini istiyoruz. Kendisine düşen ve yasadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi, taksitlerini öderken aynı zamanda süre gelen tahakkuk eden prim borçlarını ödemesi de gerekmektedir. Taksitlendirme yapması halinde, genel sağlık sigortası borçlarını taksitlendirme yapması halinde, iki taksitten fazla ödeme yapılmaması halinde, yıl içerisinde, onu da unutmayalım, yıl içerisinde, İki taksit ödememesi halinde bu yapılandırma bozulmaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, 4 Eylül TV Haber Müdürü Adem Akgül'ün hazırlayıp sunduğu Adem Akgül'le baş başa programında üniversitenin mevcut durumunu anlatarak geleceğe yönelik plan ve projeler hakkında da bilgi verdi. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Binlerce öğrenci yaz tatilinin ardından inşallah eğitim öğretim görmeye başlayacaklar. 53.304 öğrencisi olan Cumhuriyet Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ve üniversitenin hedeflerini Adem Akgül'le baş başa programında değerlendirdi. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını dileyerek başlayalım. Tıp ve diş hekimliği 7 Eylül'de pazartesi günü 14'ünde de diğer birimlerimiz eğitime başladı. Tabii bayram olması nedeniyle bazı gelemeyen öğrencilerimiz de var ama inşallah bayramdan sonra da tümü gelmiş olacak. Cumhuriyet Üniversitesi'nin gerek akademik kadrosu, gerekse de bina, derslik, laboratuvar, araç ve gereç açısından öğrencilerine yetecek kapasitede olduğunu bildirerek sözlerine başlayan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık üniversite hakkında da bilgi verdi. 16 fakülteden oluşuyor. 16 fakülte 4 adet enstitü, 5 adet yüksekokul, 14 tane ki bunun 12'si ilçelerde meslek yüksekokulu, bir konservatuvarı var. 370 tane ana bilim dalımız var şu an itibariyle. Evet. Yani oldukça yüksek bir rakam. Ve 8470 metrekarelik arazi üzerinde kurulu. Yerini biliyorsunuz, Kayseri'ye giden yol üzerinde 8 kilometre mesafede. Güzel bir yerleşke, güzel bir kampüs. Ağaçlar, ormanlar, binalar, öğrencinin kafeteryaları, yemekhaneleri, yurtları, kısacası küçük bir kasaba gibiyiz.
İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversiteyle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak ve üniversitedeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Cumhuriyet Teknokent'in çalışmalarını anlatan Profesör Doktor Kocacık, Teknokent'teki ARGE merkezinin de faaliyete geçeceğini bildirdi. İlk defa duyuyorum. Bu çok güzel yerinde bir çalışma olmuş. Tabii ben özellikle Teknokent konusuna tekrar dönmek istiyorum. Sivas biraz önce bir çalıştay ortaya koyduk. Bu çalıştayla Sivas'ın işte muhakküs talihinin yenilmesi anlamında üniversite belirli ARGE çalışmaları yaptı. Bunları da yakında bir kitapçık aracılığıyla kamuoyuna paylaşacağınızı söyledim. İnşallah. Peki Sivas'taki sanayici ve iş adamları ya da marka olma yolunda Teknokent'e gelen firmalar var mı, projeler var mı? Tabii. Biraz tabii. Onlardan bahsetseniz. Şimdi bizim o demin söylediğim 30 tane büromuz değişik iş adamları tarafından kiralanmış durumda. Bu iş adamlarıyla yapılan ortak çalışmalar bir yandan yeni ürünlerin de ortaya çıkmasına yol açacak. Ama asıl önemlisi bu Teknokent'e temel teşkil eden ARGE binamız var. Onu da evet. Bahsetmem lazım. Çünkü ikisi birlikte düşünmesi lazım. Sivas Araştırmalar Merkezi gibi bir de genel araştırma ve uygulama merkezimiz var. 10.400 metrekare üzerine kurulu. Bu sene bitirdik. İçini dolduruyoruz. Az bir şey kaldı. Birkaç aya kadar tüm alımları bitecek. Kanser araştırmalarından tutun, enerji, yenilenebilir enerji araştırmalarına kadar, mühendislik araştırmalarına kadar hepsini yapacak kapasitede ve bölgedeki en geniş ARGE binası. Kocacık, üniversitenin çalışmalarında gerek Sivas'taki diğer kamu kuruluşlarının, gerekse de sivil toplum kuruluşlarıyla iş adamlarının desteğini aldıklarını söyleyerek şöyle devam etti. Üniversitenin en büyük özelliği öncü kurum olmasıdır. Öncü kurum demek her kurumla işbirliği yapıp, her kurumdan hem azami istifadeyi sağlamak hem de onlara fayda sağlamak. Bu çerçevede işbirliğimiz kaçınılmaz ama ben bir cümleyle Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, ve şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman ne ihtiyacımız olsa her işbirliğinde her türlü imkanı şartsız bir şekilde bize sunuyorlar. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin çok zor bir süreçten geçerek akredite olduğunu anımsatan Kocacık, yeni hastanenin Sağlık Bakanlığı teftiş heyetinden 91 puan aldığını bildirerek bunun da hastane ve Sivas açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti. Şu anda hastanemiz 1150 yataklı. Biraz hemşire sıkıntımız var, onu da aşmaya çalışıyoruz. Son olarak bir miktar hemşire kadrosu belli ilan vereceğiz. Bir orada sıkıntımız var, onunla ilgili eleştiriler alıyoruz ama kısa sürede gidereceğiz hemşire açığımızı. Hastanemizde eksik olan birimler tek tek tamamlanıyor. Öğrencilerin ulaşımla ilgili problemleri sık sık gündeme geliyordu. Bu sorunun çözümünde Sivas Belediyesi ile yoğun mesai harcayan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık bu konuda yapılan çalışmaları ise şöyle anlattı. Onlarla yaptığımız toplantılarda bir servis otobüs sayısını arttırdık. Otobüslerin beklenme yerlerine kamera koyduk. Yığılma olduğu zaman anında telsizle ilgili merkeze haber veriliyor. Anında otobüs geliyor. Çok fazla sürmüyor beklemeler. Bu şekilde bir uygulama yaptık. Bir de kampüs içinde iletişim ve eğitim fakültesi yeni açılmıştı geçen sene. Oradan otobüslerin geçeceği şekilde güzergah belirlemesi yaptık. Öğrencilerin en az yol yürüyeceği bir güzergah tespit ettik. Kampüs içinde kalan, yurtta kalan öğrencilerimizin de uzak binalara gidebilmesi için üniversitemizin sahip olduğu küçük otobüsleri belli saatlerde link 15 dakikada bir link yapıyoruz. Sivas'ta 2. Devlet Üniversitesi kurulması yönündeki girişimlerin öncülüğünü yaptıklarını da söyleyen Kocacık, bu konuda gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Başta Meclis Başkanımız İsmet İlmak olmak üzere, İsmet İlmaz Bey ile başlamak üzere Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin açılması konusunda meclise önerge verildi. Diğer milletvekillerimiz de daha sonra görüştüğümde aynı şeyi söylediler. Biz de destek amacıyla ilk verilen önergeye katkı sağladık. Celal Dağgez Bey, Ali Akyıldız Bey de bunlar da sayın milletvekillerimiz de diğer Sivaslı milletvekillerimiz Hilmi Bilgin de dahil hepsi önergeye destek veriyorlar. Meclis açılımında çalışmaya başladığında umuyorum ki Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2. Devlet Üniversitesi olarak eğitim hayatında yerini alacak.
İletişim Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerinin yanı sıra pratik bilgilerle de donanarak, uygulamalar yaparak yetişmeleri amacıyla radyo ve televizyon kurma çalışmaları olduğunu da söyleyen Kocacık şöyle devam etti. İletişim Fakültemiz adı üstünde öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi için iletişim konusundaki mevcut uygulamaları uygulama yaparak öğrenmeleri lazım. Radyocu yetişiyorsa radyoyu okulda uygulayarak uygulamalı. Evet. Televizyoncuysa televizyonu kullanarak, uygulayarak bunu öğrenmesi lazım. Bizim 3 yılda nihayet sonuca ulaştık. Radyo CUM, yani Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki Radyo CUM olarak adını koyduğumuz ve Aralık ayında yayınlara başlayacak olan bir radyomuz. Bir de televizyon, web televizyon internet üzerinden Ekim ayında o da başlayacak. Başlayacak. Bunlar evet. Var. Üniversiteye girişteki yeni Fadlum Köprüsü'nün açılışı Ekim ayına kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz'ın adının verileceği yolun açılışı törenle gerçekleştirilecek. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, yolun son durum hakkında 4 Eylül TV'ye bilgi verdi. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, yeni Fadlum Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu. İşhan Toki istikametinden üniversiteye girişte büyük sıkıntı oluşturan Tarihi Fadlum Köprüsü'nün yanına yapılan yeni köprü, ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. Asfaltla düzenleme işlerinde sona gelinirken, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman, bölgede incelemelerde bulunarak 4 Eylül TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Evet, Fadlum yolundaki çalışmalarımız son aşamaya gelmiş durumda. Şu aşamada yol çalışmaları tamamlandı, asfalt çalışmaları tamamlandı. Telatuar ve refüj çalışmalarımız devam ediyor. Sanıyorum birkaç gün içerisinde de bu çalışmalarımız tamamlanarak yol her şeyiyle bitmiş olarak hizmete açılacaktır. Şu anda işte son rutuşlar yapılıyor. Kaldırımların eksik olan kısımları tamamlanıyor. Refüj çalışması devam ediyor. Refüjdeki toprak çalışmaları devam ediyor. Yani diğer çalışmalar devam ediyor. Ama şu anda istense bile bu yol trafiğe açılabilir, kullanılabilir ama biz her şeyle tamamlandıktan sonra açalım diyoruz. Onun için de birkaç gün daha sürecek bu yol. İnşallah birkaç gün sonra bu yolu şehrimizin kullanımına, vatandaşımızın kullanımına açmış olacağız. Başkan Karaman, toplam maliyeti 6 milyon lira olan bu yolun törenle açılacağını ve adının İsmet Yılmaz Bulvarı olacağını söyledi. Tabii burası bir törenle açılacak, bir açılış yapılacak. İsmet Yılmaz Bulvarı olarak burası düzenlendi. Fadlum yolu değil de yani İsmet Yılmaz Bulvarı ismini aldı bu yol. İnşallah meclis başkanımızın da katılacağı bir törenle bu yolumuz hizmete açılacak. Başkan Karaman, 2 Ekim'e yetiştirilecek olan yolun üniversitenin hastane giriş kavşağına kadar uzandığını ve ileride ise Karşıyaka yoluyla bütünleşeceğini belirterek bu yolda çeşitli faaliyet alanlarında olacağını kaydetti. Tabii burada görme engellerimiz için yürüyüş yolları var. Artık ağaçlandırmalar var. Orta refüjün yeşillendirme işlemleri var. Tabi burada bisiklet yolumuz var hemen telatuvarın yanında. Artı bir de tabi yol çizgileri var, aydınlatmalar var. Bunlarda süratle çalışmalar bu noktada devam ediyor. En kısa zamanda da bunlar bitmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT'de canlı yayına katıldı. Cizre'de yaşananlardan HDP'nin bayrak tepkisine, Nokta Dergisi'nin kapağından AK Parti kongresine kadar birçok konuda merak edilen sorulara cevap verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları. Niye bu sokağa çıkma yasağını ilan ediyor? Diyor ki belli saatler arasında sokağa çıkılamaz. Neden? Eğer sokağa çıkılırsa çıkan teröristtir. Çünkü o operasyonun rahatlıkla yapılabilmesi lazım. Benim orada yaşayan vatandaşım da huzur istiyorsa benim devletim burada. Bunu görmesi lazım. Benim devletim hiçbir zaman vatandaşına ihanet etmemiştir. Ama bunlar haindir. Bunlar alçaktır. Cizre'de yaşananları bu sözlerle değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son dönemde artan terör olayları sonrası çözüm süreci dolapta dedi. Teröre destek verenlere sert çıktı. TRT'nin canlı yayınında konuştu Cumhurbaşkanı. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bayrak tepkisini değerlendirdi. Şimdi tabii bu ifadeleri kullanan kişi
bir defa hayatında Türk bayrağını eline doğru dürüst almış değil. Son seçimde birileri ona üst akıl, akıllar verdi. Ya bunu içinden demesen bile, yapmasan bile meydanda hiç olmazsa şöyle bir miktar dağıtın, yapın. Çünkü bunların biz biliyorsunuz kongrelerinde bayrağımızı bırakın asmayı, asılan bayrak varsa onları indirdiklerini biliriz. Nokta Dergisi'nin skandal kapağı da soruldu Erdoğan'a. Çok sert ifadeler kullandı. Ben bir defa bir şehit tabutuna sırt dönecek kadar şerefsiz değilim. Ama o kapağı yapanlar, bakın bu kadar ağır konuşuyorum, şerefsizdir. Hukuk içerisinde avukatlarıma gerekli talimatı verdim. Erdoğan'ın AK Parti kongresinde listelere müdahale ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Cumhurbaşkanı, başbakan düşüncelerimi aldı dedi. Ahırlar bölgesinde bulunan hayvan pazarında besiciler kurbanlık hayvanları satışa sunulurken Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haki Kara kurban edilecek hayvanların seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Sivas'ta da hayvan satışları başladı. Ahırlar bölgesinde bulunan hayvan pazarında besiciler kurbanlık hayvanları satışa sunarken uzmanlar da kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunuyor. Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haki Kara, dini bir vecibi olan kurbanda ana materyalin hayvan olduğunu belirterek kurban edilecek hayvanların seçiminde şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bir, baktıkları hayvanın gözle görülür bir canlılığının, tüylerinin parlaklığının olması önemli bir konu. Gözlerinde herhangi bir akıntı olmaması, canlı olması, vücudunda anal bölgede herhangi bir kötü kokulu akıntının olmaması temel tercihlerden bir tanesi. Yine ayakta duruyor olabilmesi, yürüyor olabilmesi, herhangi bir kırık ya da bir yara, bir akıntı, gözde görülür bir akıntının olmaması önemli kriterlerden bir tanesi. Bunların yanı sıra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından hayvanlar için verilen kulak küpesi, pasaport ve transfer bilgilerinin yer aldığı belgeleri kurbanlık hayvan alacaklarının görmelerinde fayda olduğunu aktaran Profesör Doktor Hayki Kara şu şekilde konuştu. Bu belgeler niye önemli? Çünkü aşılama programına girip girmediği, yeterince sıhhi şartları taşıyıp taşımadığını bu belgelerle ancak algılayabiliriz. Yine dişi hayvan kesecek arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın gebelik muayenelerini mutlaka yaptırmaları gerekir. Aksi takdirde kesim sonu eğer bir gebelik söz konusuysa hem vicdani bir rahatsızlık söz konusu olabilir hem de bir yasak olan bir kesimi gerçekleştirmiş olur. Kanun olarak ayrıca bir de gelecekte bir tane nesli, bir yeni bir buzağıyı katletmiş oluruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kurban seçimi sonrası yapılan kesim aşamasıyla da ilgili uyarılarda bulunan Profesör Doktor Kara, kesimlerin hayvanlara eziyet edilmeden sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesinin uygun olduğunu ifade etti. Genellikle de acemi ya da yeterince deneyimi olmayan insanların bu işi yapmaya kalkışmalarından dolayı hayvanlara çok fazla eziyet verildiği, bireysel yaralanmaların yanı sıra bizim için hayvan refahı tabii ki de o da önemli. Hayvanlara eziyet vererek bir kesim yapıldığı, kesildikten sonra etlerin uygun koşullarda değerlendirilmediğini çok sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. Bunun için mümkün olduğu kadar modern kesimhaneler, denetimlerin yapıldığı kesimhaneler tercih edilmeli diye uyarılarda bulunmak istiyoruz. Eğer bu mümkün değilse belediyelerin tanzim ettiği kesim yerlerinde kesimi tercih etmemizde fayda vardır. Hem dediğim gibi hayvan refahı hem çevre kirliliği hem insan sağlığı açısından kirlilik oluşturmaması açısından bunların dikkat edilmesi gereken husus olarak önermemiz gerekiyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kasaplar kurban keserken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili olarak önemli uyarılarda bulundu. Kasaplar, acemi kasapların kurbanlıklardan uzak durmasını tavsiye ederken alınması gereken önlemleri de sıraladılar. Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık hayvanlar da satın alınmaya başladı. Sivas'ta bulunan kasaplardan kurban keseceklere dikkat edilmesi gereken ve sakatlıklarla sonuçlanabilecek yaralanmalara karşı önemli uyarılar geldi. Bıçakları keskin olacak. Malı yatıracak, kıbleye döndürecek malı.
O şekilde gelecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü kasaplar kesimhanelerde ya da kesilecek yerlere giderek vatandaşların kurbanlıklarını kesip ibadetlerini yerine getirmek için gün sayıyor. Vatandaşların sağlıklı şartlarda ve yeterli donanıma sahip yerlerde kurban kesim yapabilmeleri için kasaplar vatandaşları yönlendirecek. Mezmada çalışan usta kasaplar var veyahut kesim yerleri var. Kesim yerlerine gidecekler 200 bin lira ücretleri. Oraya gidecek, güzelce malını kesecek, tertemiz etlerini cincik gibi alacak gidecek. Suyu var, seli var. Adam götürüyor, bir kenara alıyor malı, gidiyor acamın kasabı getiriyor. Mal sokaklarda kaçıyor. Sinirine bıçak atıyor. Yani böyle şeylik olmaz. Kurban Bayramı ibadetini yerine getirmek için kurbanlıkları kesecek olan vatandaşlar hazır. Ancak kurban kesmeyi bilmeyen vatandaşlar da kasaplara başvuracak. Bizlere ulaşacak. Gelecek soracak hangi kasaba kestireyim veyahut hangi şeye mezmaya kestireyim diye soracak. Kurbanı acemi kişilerin kesmemesi gerektiğini vurgulayan kasaplar ne gibi önlem alınması gerektiğini şu sözlerle açıkladı. Öncelikle bir dikkat etmemiz lazım. Tabii ki bu işi bilenler yapacak. Bilmeyenler zaten görüyoruz televizyonda her sene her yıl elini kestiren, kolunu kestiren çok kazalar sebep oluyor. Yani bunlar acemilikten gelen bir şey. Mümkün olduğu kadar kesimhanelerde güzel bir şekilde işi bilen ustalar teslim edilmesi daha mantıklı olur. Haliyle piyasada insanlar kendi malını kendi kesmek istiyor, kurbanını kendi uğraşmak istiyor ama ister istemez ciddi kazalar da ortaya çıkabiliyor. İlk başta dikkat edeceğimiz işi bilmeyen, kendi başına yapmaya çalışan insanlara diyeceğimiz tek kelime. Hani derler ya mantıken, bıçağı kendine doğru yontmayacaksın. O şekilde sakatlıklar o şekilde çıkıyor zaten. Bıçağı keskin olacak, masada olacak, balta telinde olacak. Bunu kullanmasını bilecek. Bu şekilde yani. Korunmak için de demir eldivenler var. Çelik eldivenler. Onu takılacak. Elini ayağını korumak için ona dikkatli etmeleri lazım. Onu takmaları lazım. Bıçakları keskin olacak. Parmağına, her şeyine enizi besmele çekecek. Ondan sonra malı yatıracak. Kıbleye döndürecek malı. O şekilde gelecek. Götürüyorlar, kenarlarda kesiyorlar. Yani vatandaşa da yazık olur. Elini kestiriyor, ayağını kestiriyor. Bu kasapları diyecek, kardeşim sen nerede çalıştın, nerede kasaplık yaptın soracak. Düzenli bir şekilde bıçağın falan güzel olması lazım, keskin olması lazım. Çelik eldiven kullanılması lazım. Gerekli ekipmanları mümkün olduğu kadar temin etmek lazım. Calaskasıyı da, et asıp çalışabileceğin güzel bir tezgah olması lazım. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte rengarenk şekerler ile bayramların vazgeçilmez tatlısı bayram çorbası malzemeleri tezgahlardaki yerini aldı. Bayram yoğunluğu yaşamak isteyen vatandaşlar ise yavaş yavaş çarşı pazarın yolunu tutmaya başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram şekerleri ve Sivas yöresine has bayramlık çorba malzemeleri tezgahları süslemeye başladı. Birçok alışveriş merkezinin yanı sıra şarküteri ve pazar esnafının tezgahları şekerlerle ve bayramlık çorba malzemeleriyle donatıldı. Tezgahları süsleyen ve bayramların vazgeçilmez ikramı olan şekerlemeler vatandaşın ilgisini çekerken Subaşıhan esnafının da yüzü gülmeye başladı. Bayram hazırlıklarımız başladı. Şekerlerimizi, cevizlerimizi açtık. Vatandaş yavaş yavaş ihtiyaçlarını görmeye başladı. Gelecek Kurban Bayramı'nın tüm Türk milletine, İslam alemine, Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Vatandaşımızın talebi yavaş yavaş başladı. Kimse yani böyle kalabalığa kalmasın diye yavaş yavaş az da olsa vatandaşımız şu anda şekerini, çorbalığını almaya başladılar. Vatandaşımız huzurlu bir şekilde alışveriş edebiliyor. İstediği bütçeye göre şeker alabiliyor. Biz de bu konuda memnunuz. Vatandaşımız da çok memnun. Herkesi tezgahlarımıza bekliyoruz. Aşağı yukarı 3-4 gündür tezgahlarımızı açtık, hazır bekliyoruz. Şu anda ilgi çok fazla değil ama hafta sonundan itibaren bayrama 3-4 gün kalasıya kadar yoğunluğun, talebin artacağını ümit ediyoruz. Bekliyoruz şu an. Bayram hazırlıklarımız başlamıştır. Şekerlerin çeşitlerini açtık ama şu anda iş yoktur. Piyasada bir canlılık yoktur yani. Herkes şeyle bekliyoruz ama inşallah iyi olur. Bayrama şeker geldi, bayrama!
Subaşı anında markasına göre her bütçeye uygun şeker bulunuyor. En çok çikolata ve bonbon şekerlerin satıldığını, alım gücü az olan vatandaşların da dökme şekerlere ilgi gösterdiği belirtildi. Şeker fiyatları geçen bayram aynı, bir artış yok şeker fiyatlarında, ceviz fiyatlarında. Yani fiyatlar aynı geçen bayramdaki gibi seyrediyor. Toptan bahalı olmasına rağmen biz eski fiyatlardan satıyoruz yani şu anda. Vatandaşımız genelde 6 liralık, 8 liralık çikolatalı daha en çok talep olan fiyatlarımız, yani her bütçeye uygun şekilde şekerimiz var ama 8 liralık olan çikolatalarımıza talep daha çok oluyor. Normalde bir misafire sunabileceği, yenilebilecek bir kalitede şekerimiz. Diğer fiyatlarda olan şekerlerimiz de var. 15 liradan tut 35 liraya kadar. Herkes bütçesine göre şeker alabiliyor rahatlıkla. Fiyatlar geçen bayram değil, bundan önceki bayram yani. 2 sene önceki fiyatlardan hemen hemen aynı. Hiç değişen bir şey yok. Bayram şekerlerimiz geçen bayramdaki fiyatlarla şu anda aynı. 6 liradan başlıyor, 30-32 liraya kadar fiyatlarımız var. En çok vatandaşın talep gösterdiği şekerler bonbon şeker dediğimiz cam şekerler, 6 liradan başlıyor kilosu. Sonra çikolatinler var, 8 lira. Onun dışında sakızlı şekerlerimize de ilgi büyük. Tabii ekonomik şartlar neye el veriyorsa vatandaşımız onu tercih ediyor. Sivas'ta Kurban ve Ramazan bayramlarında yemeklerin yanında servis edilen ve sofraları güzelleştiren nefis bir tat olan bayram çorbası malzemelerini subaşı esnafı şöyle tanımlıyor. Şu kara üzüm var ya, onu ayıklayacaksın, yıkayacaksın, önce atacaksın sıcak kaynamış suyun içine. Oradan şu üzümü, şu irizim var ya, onu ayıklayacağım, onu koyacağım, incir. Şu incir var ya, o çirmiş. Şu. Onu dörde böleceğim, koyacağım ufak doğra. Onu da onun arkasına koyacağım. O sarı üzümü de, besin üzümü diyorlar, onu da oraya koyacağım. İçine de ister bundan at kızım, ister daha başka şey fıstık içine at, hangisini arz ediyorsan ondan atacağım. Yani bildiğim bu kadar. Bayramlık çorbamız, Sivas tabiriyle çorba derler, kimi de aşure derler. Çorbamızın veya aşuremizin hazırlanış şeklindeki kullanılan malzemelerimiz, besin üzümü, çekirdeksiz üzüm, siyah üzüm, bir çekirdeklisi var, ürgüp olarak bir de siyah çekirdeksiz olarak var. Bunların üçü, incirimiz, kuş üzümü, çekirdeksiz üzümümüz, kayısı, ceviz, fındık. Bu şekilde malzeme olarak yarması, fasulyesi, nohudu, onlar tabii genelde her evde bulunan malzemeler. Bunlardan hazırlanıyor. Hepsi karıştırarak bir araya geldiğinden dolayı bayram aşuresi oluyor veya bayram çorbası oluyor. Bu şekilde vatandaşımız talep ediyor. Sivaslılarımızın talep ettiği şekil aile bireylerinin şeyine göre 250 gramlık veya yarım kiloluk çorbalık yap kardeş bize diye tabir ederler. Biz de o şekilde vatandaşımıza biz hizmetimizi sunarız. Bayram çorbalıklarımıza şu an tezgahta yerini aldı. Kayısı yeni mahsul, cevizler yeni gelmeye başladı. Fındığın yenisi çıktı. Çorbalık olarak Sivas'ta zaten bir kültür devam ediyor. Çekirdeksiz üzüm, kayısı, besin üzümü, ürgüp üzümü vesaire bunları vatandaşlarımız çorbalık yapmak için, bayram çorbalı için alıyorlar, evlerine götürüyorlar. Bunu da tezgahımızda 3-4 gündür yine açmış durumdayız. Şekerlerle beraber yine 2-3 güne kadar bunda da bir yoğunluk olacağını ümit ediyoruz. Şu an hazır vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kurban Bayramı tatili Sivaslı seyahat firmalarının yüzünü güldüremedi. Yurt genelinde otogarlarda yaşanan yoğunluk Sivas'ta yaşanmıyor. 18 Eylül Cuma akşamından itibaren başlayacak bayram tatilinde aradıklarını bulamayan firma yetkilileri satışların Arife günü artmasını umuyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuklar 18 Eylül Cuma günü itibariyle başlayacak. Okulların açılma tarihinin bayram sonrasının ertelenmesi nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü için satın alınan biletlerin tarihleri kamuda bayram tatilinin uzatılması üzerine 18 Eylül Cuma günü olarak değiştirildi. Dönüşlerse 26-27 Eylül'de. Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8500 otobüsle hizmet verirken normal günlerde 22.000 olan otobüs seferi sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27.000'e kadar çıkıyor. Ülke genelinde yoğunluk yaşanırken Sivaslı firmalarsa yolcunun azlığından şikayetçi.
Özellikle yaz tatilinin son günlerine denk gelen bu seneki Kurban Bayramı'nda geçen senelere göre daha az yoğunluk olduğunu söyleyen seyahat firması yetkilileri Arefe gününden itibaren yolcu sayısının artmasını umuyor. Her Kurban Bayramı gibi yolcularımızın firmalara seyahat güzergahlarına talepleri yoğun. Ancak geçen senelere nazaran bu seneler şey geçmiyor, yani yoğun geçmiyor. Yani geçen senelerde 5 gün 6 gün önceden listelerimiz doluysa bu sene 2 gün 3 gün öncesinden doluyor. Bu bayram yarı yarıya fark etti. Daha az bir rağbet var, daha az bir yoğunluk var. Yani normal sıra arabalarımızı kavruyoruz. Artık bir ilave servis seferi açmadık. Firma yetkilileri otobüslere ilgi azlığının uçakların konfor ve zaman açısından daha avantajlı olmasına bağlıyor. Vatandaş artık kendi imkanlarıyla daha çok seyahat ediyor ya da uçak tercih ediyor rahatlıktan dolayı. Bizim bu günlerimiz yoğun oluyor. Onun haricinde sıkıntılar yaşıyoruz. Sonbaharda yaşanan yaz sıcakları Kurban Bayramı ile birleşince sıcak çermik kaplıcalarında yoğunluğu azalmadı. Sıcak çermik kaplıcasındaki oteller için yapılan rezervasyonlar bayramda %100 doluluğa ulaştı. Sivas Belediyesi tarafından işletilmekte olan ilimizin termal turizm alanlarında sıcak çermik kaplıcası Kurban Bayramı'nda tam kapasite doldu. Sivas'ta termal turizmin gelişmesi için gerek kamunun gerekse de özel sektörün çalışmaları fayda verince merkeze 30 kilometre uzaklıkta olan sıcak çermik kaplıcası hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen misafirlerin gözdesi haline geldi. Sıcak çermik kaplıcası 300 kişiye konaklama hizmeti veren oteller, hamamları, havuzları, restoranları ve spor salonları ile misafirlerine 4 yıldızlı hizmet sunuyor. Sivas Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Zafer Demirok, 48 derece şifalı suyla halka hizmet verilen sıcak çermik kaplıcasında mevcut haliyle 3 otel olduğunu bildirdi ve devam etti. Sıcak çermik kaplıcası mevcut haliyle 3 tane otel olan, 2 tanesi yarım pansiyon hizmet veren restorantı, havuzları, banyoları ile bir kompleks olarak halkımızın hizmeti için var olan belediye tarafından işletilen bir tesistir. Otellerde standart odaların yanı sıra suite odalarında bulunduğunu belirten İşletme ve İştirakler Müdürü Demirok, Kurban Bayramı münasebetiyle odaların tamamının dolu olduğunu ifade etti. Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak hem havaların hem de turizm sektörünün daha canlı geçtiğini düşünüyoruz. Elimizdeki veriler böyle. Normalin üzerinde bir yoğunluğumuz var. Kurban Bayramı'nda da şu anda komple dolduk, %100 dollukla devam ediyoruz. Bununla birlikte günübirliğimiz, günübirlik için gelen müşterilerimiz de yoğun talepleri devam ediyor. Şehir içinden veya şehir dışından gelen misafirlere fırınıyla, marketiyle komple hizmet verdiklerini belirten Demirok, tesise gelen misafirler tarafından 4 yıldızlı olarak görüldüğünü kaydetti. Havuzlarımız ve banyolarımızla hizmet vermekteyiz. Tesiste ayrıca otellerde bulunan odalarımız yaklaşık olarak müşterilerimizin söylemesiyle birlikte 4 yıldız ayarında. Hizmeti komple ekip olarak arkadaşlarımızla birlikte veriyoruz. Ben bu bağlamda tekrar Kurban Bayramı'nın insanlık alemine huzur ve barış getirmesini dileyerek hayırlara vesile olmasını diyorum. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Personeli Sivas Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulunarak Sivaslılara örnek oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Personeli Sivas Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Kan merkezi sağlık çalışanları ilk olarak kan bağışında bulunan personellerin sağlık durumlarını kontrol ederek duyarlı personelden kan aldı. Kan bağışında bulunan personel ise herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti. Evet, kan verdik. Duyarlı vatandaşlara kan vermeye davet ediyoruz ve Türk Kızılay'ına teşekkür ediyoruz. Hayat kurtarmak için kan veriyorum. Duyarlı rektörlük çalışanları ve personelleri de kan vermek için buraya davet ediyorum. Sağlık çalışanlarına ve Kızılay'ına da teşekkür ederim. Rektör Profesör Doktor Faruk Kocacık, sağlık çalışanları ve kan bağışında bulunan personelleri ziyaret ederek kendilerine kolaylıklar diledi ve kan bağışında bulunan personellere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kan merkezi sorumlusu Doktor Murat Teke, Sivas'ta kan verme alışkanlığının istenilen boyutlarda olmadığını belirterek, rektörlük çalışanlarına toplum örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti ve tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti. Diğerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, çalışanlarımıza. Ama bunun daha da artması lazım tabii. Toplum örnek olan bir kesim olan rektörlük çalışanları böyle davrandıkça toplumda daha iyi kan bağışı vermeye başlayacak inşallah. Halkımızı bekliyoruz Kızılay merkezimizde. 1 Kasım seçimleri için kritik gün yarın. Siyasi partiler aday listelerini yarın saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek. Parti yönetimleri listelere son şeklini veriyor. 1 Kasım seçimleri için geri sayım sürüyor. Partiler aday listelerini Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek. Kritik gün öncesi parti merkezlerinde hareketli saatler yaşandı. Kongrenin hemen ardından gelen merkeze kapanan Başbakan Ahmet Davutoğlu, listelere son şeklini vermek için çalışmalarını sürdürdü. AK Parti'de hedef 7 Haziran'da küçük oylarla milletvekili kaybedilen illeri yeniden kazanmak. Bu anlamda ama biz 258'in üzerine bir mümkün olan en fazla milletvekili eklemek istediğimiz için 258 içinde yapılabilecek revizyonlar dışında eklenecek, isme eklenecek hususlar var. Dolayısıyla kapsamlı bir değerlendirme bu anlamda yapıyor. AK Parti Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 12 ile yönelik özel bir çalışma yaptırdı. Listelerde %50 oranında değişiklik yapılması bekleniyor. Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu geliyor. Başbakan Davutoğlu, partisinin milletvekili adaylarını 21 Eylül Pazartesi günü Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda tanıtacak. 31 ilde miting yapması beklenen Davutoğlu, Ekim'in ilk haftasında Almanya'da gurbetçilerle de buluşacak. Aziz şehre, maneviyatımızın, ekonomimizin kaynak şehri Sivas'ımıza selam olsun. CHP Parti Meclisi, listelere son şeklini vermek için Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Aday listelerinde ön seçimde gelen milletvekilleri yerlerini koruyacak. Deniz Baykal bu isimlerin başında geliyor. O da seçimle geldi Sayın Baykal'da. Seçimle gelenlerin hiçbirisine dokunmayı asla doğru bulmuyoruz. CHP bazı illerde sıralamayı değiştirecek. Tunceli, Ardahan ve Kars adayların yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları Fatih Gürsul ve Koray Çalışkan'ın da listeye girmesi bekleniyor. Başvuruların geçen seçime göre arttığı MHP'de listedeki değişim sınırlı kalacak. İhraç edilen Turhul Türkeş'in yerine Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu'nun aday gösterileceği belirtiliyor. MHP'nin 7 Haziran'da milletvekili çıkaramadığı Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Karaman gibi illerin listelerinin yenilenmesi de gündeme geldi. Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı bulunan her dava arkadaşımı kutluyorum. HDP'nin ise seçimleri 7 Haziran'daki listeyle katılması bekleniyor. AK Parti'den Sivas Milletvekili aday adaylığını açıklayan Avukat Cihan Bulur, basın kuruluşlarını ziyaretleri kapsamında 4 Eylül TV'de ziyaret etti. Bulur, amacının ülkeye özellikle de Sivas'a hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde başarıyla geçmektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım'da seçimlerin yenilenmesi kararını almasının ardından Türkiye yeniden seçim atmosferine girdi. AK Parti 31 Ağustos'tan itibaren milletvekili adaylarının başvurularını kabul etmeye başladı. Her birini tebrik ediyorum. Bugün AK Parti bir kez daha destan yazmıştır. Birliğin, beraberliğin adresi olmuştur. Bu kapsamda Avukat Cihan Bulur da AK Parti'den milletvekili aday olduğunu açıkladı. Ölecek. Ölmeden mi gelecek diye bekliyorduk diyorlardı. Bunu sildi falan diye konuşulurdu. 4 Eylül TV'yi ziyaret eden Avukat Bulur, 4 Eylül TV Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Yıldırım'la görüşerek aday adaylığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Burada artık somut vaatlerle, somut dediğim belli bir topluma, belli bir gruba, atıyorum emekliye, atıyorum taşörene, atıyorum asgari ücretle çalışan bir başkanı. Daha somut vaatlerle bu seçimin rahatlıkla gidebileceği kesin. Bulur, AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev aldığını belirterek, amaç milletvekili adayı olup milletvekili olmak değil, amaç bu ülkeye, bu millete, bu ülkeye özellikle kendi şehrimize hizmet edebilmektir dedi. 26. dönem AK Parti Sivas milletvekili aday adayım. AK Parti'den gençlik kollarının aday adayı olarak bu yola çıktım. Daha önceki dönemlerde gençlik kolları başkanlığında başkan yardımcısı olarak çeşitli kademelerde görev aldım. Bugün de milletvekili aday adayım diye bu yola çıktık. Siyaset bu. Yaptığımız iş siyaset. Yapılacak iş siyaset. Siyaseti doğru yapmak ve düzenli yapmak bizim için önemli.
Amaç milletvekili adayı olup milletvekili olmak değil, amaç bu ülkeye, bu millete, bu şehre, öncelikle kendi şehrimize hizmet edebilmek. Bugün milletvekili aday olarak hizmet ediyorum. Yarın mahalle başkanı olarak hizmet ederim. Ertesi gün yönetici olarak, ertesi gün bir üye olarak hizmet ederim. Hiçbir önemi yok. Umarım ülkemiz için hayırlısı neyse o olur. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerimiz, Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni akademik yıl hafta başında başladı. Ders yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen ve yaz tatilinde arkadaşlarından ayrı kalan öğrenciler ise hem hasret gidermek hem de eğlenmek için çeşitli aktivitelere yöneliyor. Bunlardan biri de paintball, strateji geliştirerek eğlenen gençler oldukça keyifli, dikkatli dakikalar geçiriyorlar ve haberimizi izleyelim. Yeni akademik yıl 14 Eylül'de başlayan Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler okulların açılmasıyla Sivas'a gelmeye başladı. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında ders yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen öğrenciler hem arkadaşlarıyla hasret gidermek hem de hoş vakit geçirmek için değişik aktivitelere yöneliyor. Oyuncuların içi suda çözünür boya dolu jelatin kapsülleriyle rakiplerini vurarak ilerlemesi esasına dayanan son zamanların gözde oyunu paintball da bu aktivitelerden biri. Cumhuriyet Üniversitesi yakınlarındaki paintball oyun alanına gelen üniversite öğrencileri hem eğleniyor hem de oyun içerisinde strateji zekalarını kullanarak beyin jimnastiği yapıyorlar. Grup halinde oynanan oyun içerisinde ekip olarak savaşanlar oldukça eğlenceli vakit geçiriyorlar. Paintball işletmecisi olan Feyzullah Kızıl, eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte üniversiteli gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Paintball burada genellikle üniversite çevresi, üniversitede hem yakınlığımız var, burada hem ana yolumuz geçiyor. Daha çok gençler geliyor ama bütün kesime hitap ediyoruz. Tabii üniversite öğrenciler genellikle arkadaş çevresi çok olduğu için gruplaşmada bir problem yaşamıyorlar. Akşam olsun, hafta sonları olsun yoğun geçiyor. Peki burada paintball olarak ne tür bir hizmet veriyorsunuz? Bize kısaca bir anlatır mısınız? Paintball'da senaryolarımız değişiyor. 10 tane senaryo var. Gelen arkadaşlarımıza, misafirlerimize sunuyoruz. Hangisini tercih ederlerse ona göre oynatıyoruz. Yeşilyurt Mahallesi'ne meydana gelen odunluk yangını itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ta odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Odunluğun bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olay gece saat 2 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50. sokak üzerinde bulunan bir evin odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle yangın odunluğun bitişiğindeki bulunan evin çatısına sıçradı. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Uzun süre soğutma çalışması yapılırken çevredeki vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalar sırasında 6 kilo 470 gram toz esrar ele geçti ve 5100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sivas Jandarma Komutanlığı ekipleri Gürün ilçesinde Bahçeçi köyü yakınlarındaki D300 karayolu üzerinde denetim yaptı. Denetim sırasında Siirt'ten İstanbul'a giden bir otobüs durdurularak arandı. Aramada valiz içerisinde toplam 6 kilo 470 gram toz esrar ele geçirildi. Aynı güzergah üzerinde Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yine valiz içerisinde 5100 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sevgili izleyenlerimiz, önce hava durumu, arkasından para piyasalarıyla haberlerimize devam ediyoruz. Salih Oğulları hava durumunu sunar.
Salihoğulları Hava Durumu'nu sundu. Sevgili izleyenlerimiz, günün gelişmeleriyle karşınızda olduk ve 4 Eylül TV ana haberin sonuna geldik. Ben Hakan Bakar, yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.